hoş geldiniz. Ben doçent doktor Ebru Yetişkin. Merakın Peşinde programının hem küratörü hem de moderasyonunu yürütüyorum. Bugün 6.sını sevgili Burçak Bingöl'le birlikte yapacağız. Konuşma başlığımız Merakın Peşinde ve aynı zamanda yeryüzünün eğreti ve meraklı titreşimleri koyduk konuşma başlığımızı. Bunu hem kültürel miras, hem kimlik, hem de psikolojik peyzajlar adı altında, başlıkları altında tartışacağız. Çok yoğun bir tempoda ve gündelik rutinde yaşıyoruz. Özellikle sanat ve tasarım alanında çalışan bizler, çeşitlilik dedi Arzu Hanım, başka şeyler yapmak acaba nasıl mümkün olabilir? Biraz bu yoğun ve temponun içinde biraz merakımıza pek vakit ayıramıyoruz gibi geliyor bana. O yüzden bu merakı belki hep birlikte bir tekrar birbirimizden besleniriz. Özellikle sanatçıların, Burçak'ın yaptığı eserler ve üretim süreci ve araştırma süreci belki size ilham verir umuyoruz diye. Böyle bir amacımız var aslında. Ve tabii merak hem bir bilme istenci, hem harika wonder kavramı, arkasında bir harika yaratma, harikalar yaratma, harika bir dokunuş belki yapabilme. Bütün bunlarla ilgili ve çok tabii nadide olanla da ilgilenmek ve nadide olanı üretmek, bir eser üretmekle de ilgili olduğu için biraz buralardan başlayacağız. Hoş geldin Burçak. Hoş buldum. Çok teşekkürler davet ettiğin için ve Nippon Boya'ya da. Biz teşekkür ederiz. Bizim için de keyif. Oldukça yoğun bir gündemimiz var aslında. İstersen biraz hani senin merakını neler kurcaladı, sen nasıl başladın? Çünkü biz tabii yıllardır tanışıyoruz ama çok ilginç gerçekten. Çok ilginç şeyleri bir araya getiriyor ve özgün bir şekilde bir araya getiriyor Burçak. Biraz sen onlardan bahseder misin? Senin acaba neler merakını kurcaladı? Yani zaten göstereceğim şeylerde, görüntülerde herhalde bir 100'e yakın şey var, imaj var herhalde. Ve uzun bir zamanı işte bu 2011'den böyle uzun bir zamanda şeye yatıracağım tüm bu parçaları bir araya getirmek için. Ama en başa dönmek gerekirse ben Ankara'da okudum, seramik okudum doktora düzeyinde. Ve benim için o Ankara'dan İstanbul'a geliş... üretimimde aslında bir şeydi ki bugünden geriye bakınca daha net görüyorum onu. Bir kanala oturtmuş. Çünkü ondan öncesinde Ankara'da benim için şey vardı. Sanat okurken tabii ki hani niye sanat yapıyorsun, nasıl bir şey çıkarmalısın? Müthiş bir baskıyla da o şeyi, sanat öğrencisi olmanın da verdiği bir baskı var ya üzerinde. Ben gerçek bir sanatçı mıyım yoksa değil miyim? Çıkaracağım. O başyapıt sendromu vardır ya, hiçbir şey yapamazsın. Ama o süreçlerde... fark ettiğim şey vardı, bir duygu vardı ve bugün görüyorum ki o duygu aslında diğer şeylere de vesile oldu ve bugüne kadar sürdü. O da şey, bir eksik bir parça. Yani bir yerde bir parça eksik ama bu eksiği bir türlü bulamıyorum. Yani sürekli bir eksik parçayı tamamlamakla ilgili ve onu aramakla ilgili bir süreç. Ve benim master ve doktora da odaklandığım konular mesela modülerite kavramı, birim biçim ilişkisi, strüktürel yapılanmalar. Master tezim bununla ilgiliydi. Doktorada da sanatta yeterlik daha doğrusu. Orada da daha çok mimari ilişkisi, yani plastik sanatlar mimari ilişkisi üzerine çalıştım. Çünkü bir nesneyi bir mekana soktuğunuz anda kaçınılmaz olarak oradaki tüm çevrenin bir parçası oluyor ve o ilişki ilgimi çekiyordu. Biraz da seramik bölümünde okuyunca tabii seramik o zaman şimdiki gibi popüler bir malzeme değildi. Hani şu an hem gündelik anlamda hem sanat pazarı içinde çok popüler bir malzeme oldu. Ama o zaman biraz seramik işte 90 sonları söz ettiğim. Seramik deyince şey işte süsleme bunlar işte zanaat falan. Daha dekoratif, daha minör bir yerden konumlandırılıyorduk dışarıdan. Yani sana bakış öyleydi aslında. Ve ben de tam olarak da hani o dekoratiflik, yani evet süsleme kullanıyorum ama buradaki dekoratiflik aslında mekanla kurduğu ilişki benim tezde araştırdığım. Hani gerçekten bir nesneyi süslemeci olması gerekmiyor. Bir mekanın parçası yaptığın anda o başka bir anlam kazanıyor. Ve o kaçınılmaz bir şey her iş için. Dolayısıyla tezde biraz onları çalışmıştım.
Fakat o dönemlerden işler yok. Bu benim İstanbul'a geldikten sonra yaptığım ilk sergi, İstanbul'daki ilk sergi. İsmi de Nadireler Kabinesi. Evet, Nadireler yani Kabinesi. Bizim... Çünkü bu sergiye kadar aslında ben Ankara'da ve New York'ta sergiler yapmıştım. Hatta ilk sergim New York'ta olmuştu ve aslında oralarda da ürettiğim bir seri çalışma var. Ve İstanbul'daki sergi benim için çok önemliydi. Çünkü tuhaf bir biçimde şey hissettim. Yani İstanbul'a taşınma, onlar da biraz kendiliğinden gelişti. Kendim bir anda İstanbul'u bulduğum gibi oldu 2010'da. Hı hı. Uzun anlatmayayım hikayeyi ama şey hani kararlar verirken aslında böyle bir his var ya, o his bence daha şey bir hani görünen nedenlerin arkasında hisler bence daha etkin oluyor. Ve o his de şeydi diyorum ya, eksik parça. Mesela İstanbul'a gelince sanki böyle bir parça burada tamamlanacak. Yani ben o parçayı bulacağım İstanbul'da gibi bir duygu. Çünkü ondan önce biraz New York, Ankara hattında bir arayış. Şeyde de bu arada New York'taki serginde de gerçi sonradan Filling the Blanks. Hani hep o boşluğun içindeki evet bir şeyi, duyguyu tamamlamaktı. Ve İstanbul'a gelince o ana duygu tamam dedim, eksik parça bu kentte ve ben burada kalıyorum deyip 2010'da kaldım. Ve sonra bu ilk sergi ve şeyi Cabinet of Curiosities zaten şey aslında bir Avrupa geleneği. Tüm o işte merak uyandıran nesnelerin, objelerin bir odaya dolduğu bir Avrupa geleneği ve ilk müze formları diye de geçiyor zaten. Evet. Ve dedim ki hani tüm bu şey yaptığım, üzerine çalıştığım fikirleri bir araya getireyim ve bir kendi nadireler kabinem olsun bu sergi. Çok evet. Hemhal olduğunu görüyorum evet. Burada. Ve işte şeyde o Ankara'da mekanda. Yabancılaşma, tabii eksik parça olunca bir yabancılaşma hissi de var ve onu ben çok kişisel olduğunu hep düşünmüştüm. Buraya geldikten sonra şöyle devam edeyim. Buraya geldikten sonra o diyorum ya bütünleşme duygusu, tüm o nesnelerin hepsini, bunlar benim daha önceden ürettiğim seramik parçalardı. Hani çok gündelik sıradan nesneleri seramikten yeniden üretip yaptım. Hepsini aynı desenin içerisinde galeride göstermek istedim. Bu ondan hazırladığım bir fotoğraf serisi. İşte piknik tüpü, şey çeşitli bidonlar, dediğim gibi bunlar hali hazırda olan parçalardı. Ve oradaki duygu bir de şeydi, yani her şey bir bütünleşsin, ben çevrem, üretimim böyle anlamlı şey tınlayan bir şeye gelsin. Neredeyse diye. Objeler mekanla bütünleşen bu desenin içinde yok oluyorlar neredeyse. Evet, evet, bütünleşiyorlar ve yok oluyorlar evet. Aynı zamanda. Bunlar nesnelerin ayrı halleri. Sonrasında aslında o biraz tabii araları atlayarak geçiyorum çok fazla iş olmasın diye. Benim bir de sergilerim ya da üretim şeklim, hani solo sergileri çok önemsiyorum çünkü biraz böyle sahne kurmak gibi bir solo sergi. Ben... Evet, biraz üretim sürecinden bahsedebilir misin? Çünkü seramiği hiç olmadık formlarda, hiç olmadık yollarla, hiç olmadık şekillerde ve mekanlarda da sergilediğini biliyoruz. Yani dolayısıyla aslında o bir taraftan gelenek ama bir taraftan modern olanın arasındaki tam o gerilim hattında görüyorum ben senin yaptığın şeyleri. Biraz eserlerin üretim sürecinden bahsederek belki açabiliriz bu konuyu da. Tabii. Yani tabii seramik okuduğum için o tekniğe hakimim. Ve şey seramiği de daha çok böyle onun... çağrışımlarını kullanarak mesela işte bir nesnenin birebir taklidini yapabilen bir nesne. Hani kalıp alıyorsun, döküm yapıyorsun ve işte bir piknik tüpünün aynısını seramikten yapabiliyorsun. O taklit yeteneği benim çok ilgimi çekiyordu. Aslında seramiğin yeteneklerini kullanarak ve çağrışımlarını kullanarak sürdürdüğüm bir üretim şeklim var. Hani şeyden ziyade hani bir çamur parçasını alıp bir form yaratmaktan ziyade olan şeyleri aslında yeniden kurgulamak, bir çeşit orkestrasyon gibi. Hani onu yeni bir bağlamda, o işte peşinde olduğum duyguya oturacak bir sahne kurmak. Benim şeyim biraz o, üretim şeklim diyeyim, düşünme şeklim o. Ve tabii ki seramik çok şey bir malzeme. Yapanlarınız, deneyenleriniz varsa, yani ben hala böyle kırılgan. O fırını her açtığımda bir şey daha öğreniyorum böyle. Demek böyle olunca böyle. Çünkü inanılmaz bir kimyası var. Hani orada nemle, ısıyla, kimyayla yani o sır kimyası vesaire çok karmaşık bir süreç. Ve her şeyde
benim projelerim de birbirinden çok farklı olduğu için her süreçte yeni bir Ar-Ge yapmam gerekiyor. Tam zaten o tekniği çözüyorum. O projeyle işim de bitiyor. Yeni bir süreç başlıyor. Peki teker teker ilerleyelim istersen. Tabii. Çünkü ben şimdi biliyorum ama belki bilmeyenler için çok daha bu senin dediğin şeyler çok daha anlamlı olacaktır. Evet. Mesela bundan sonraki görselde vardı galiba. Evet, bu işte o sergiden sonra ve oradaki hikaye, o desen, Victorian pattern örüntü. O mesela o işi ürettikten sonra ve o sırada da İstanbul'da yaşadığım için şey benim ilgimi çekti. Ben acaba bu seramik malzemenin tarihinde hani mirasında çok önemli bir örüntü şeyi olmasına rağmen hani kütüphanesi diyeyim olmasına rağmen hani onun yerine bir İngiliz deseni kullanmayı tercih etmişim. Şu desenden söz ediyorum. Evet. O benim ilgimi çekmişti ve Çin'i desenlerinden çok mesafeli olduğumu fark ettim. Ve bu sergiyle Araba Sevdası, ki ismini de Recaizade Mahmut Ekrem'in romanından alır ve sadece isim benzer değil, yapısal olarak da hani oradaki batılılaşma konusu, hani bizim kendimize bakışımız, kendimize nereden baktığımızla ilgili artık bir aksa oturmaya başlıyor o süreçte. Artık İstanbul'dasın. Dolayısıyla sorguluyorsun. Evet ve tabii hem burada bir malzemeyle mücadele var. Çünkü bu seramikten birebir boyutta bir kamyon. Ve bu zaten işte 3 yıl falan kafamda bir şey takıntı olarak yaşayan kafamın şurasında. Hani gördüğüm her kamyonun böyle gözümle kalıbını alıp bu buradan çıkar mı? İşte nasıl olur? Bu kamyon nerede? Bu arada da atölyem falan da yok henüz İstanbul'da. Hani nasıl böyle bir şeyi hayal ediyorum. O bile hani acayip. Ve işte kamyon şoförleriyle buluşup oturup işte o kamyonu nereden bulabilirizler? Hani diyor işte size şundan vereyim, DeSoto falan. İşte o var diyor elimizde. Ben de özellikle bu kamyonu arıyorum. Çünkü bu Fatih BMC'nin hani o bir hafızası da var ya bu forma. Hani görünce herkes bilir onu. O hantal, eskiye ait bir dönemin böyle şeyidir ki. Kültürel hafızamızda olan bir form yani bu. Ve hani istedim ki öyle bir kamyonun kalıbını alayım ve yeniden üreteyim. Çünkü tüm o küçük nesneler aslında benim çok kişisel kendine yabancılaşma duygusu üzerinden çıkan işlerken ben İstanbul'a taşınınca şeyi fark ettim. Yani bu benim hissettiğim şey aslında çok daha toplumsal bir boyutu var bunun. Hani kendini bilmiyor olmak. O yüzden dedim ki çok büyük bir nesneyi dönüştürmem lazım. Ve bu bir kamyon. Ve kamyon da hakikaten şeydir ya, çok güçlü bir metafor, yüklü bir şey. Bir yük taşıyor sonuçta. Hani bazen miras da öyle bir şeydir ya, böyle sana kalmış bir şey, böyle ne yapacağını bilemediğin. Bizim kültürel miras da biraz öyle bence. Velhasıl ben bu kamyonu bir şekilde ürettim. Hatta şurada şey var, bir fabrikada, yani bunlar apayrı bir şey. Bir de çok şu uzun. Da çok ilginç gerçekten. Burada şimdi programın ilk kadın sanatçısı, onu da söyleyeyim, Burçak Bingöl. Bir taraftan da hani bu kamyon sevdanı kurcalarken, hani kamyon çok böyle yani erkeksi maskülen, çağrışımlar yapan maskülen bir yapı. Yani form. Yani neden kamyon diye sormak istemiyorum ama yani nasıl ilgini çekti bu? Bir de monte, küçük küçük parçaları halinde monte ettiğini biliyorum. Tabii. Bunu. Evet. O teknik olarak ona mecburdum. Aslında ilk işte şurada kamyonun kalıbını alıyoruz. Esenler Belediyesi'nin asfalt dökme kamyonu bu arada. O buluşmalar falan zaten başlı başına bir hikaye ve şey, o arada İTÜ'de ders veriyorum, o yüzden şey, hocanın projesi var. Biraz o şeye sığınarak hani ne yaptığını bilen insan şeyi çiziyorum. Oysa ki hiç fikrim yok tamamen. Hani ben bu işi yapayım da yapılamayacağını anlayayım da kafamdan artık atayımla girilmiş bir iş. Ve işte şu kalıbın içinde oturuyoruz, bir sınıf arkadaşım dedi ben sana bari yardım edeyim, biz bir fabrikanın gorbonun içinde bir köşe verdiler bize, bununla uğraşıyoruz. Şeye, tekniğe geleceğim, büyük tek basıldı bu, yani tek bir çamur ama tabii fırına parça parça girmesi gerektiği için şeyden sonra dilimlerini ayırdık. Ondan önce hani neden kamyon demiştin? O kamyon hikayesinde onun da bir an var aslında. O da şu şeyde, ilk sergimi o Nadireler Kabinesi'ni hazırlarken Vitra'nın sanat atölyeleri vardı o zaman E5'in üzerinde. Evet. Orada hazırladım. İşte atölyem olmadığı için sağ olsunlar misafir sanatçı olarak. Ve işçi servisleriyle gidip geliyordum. İşte sabah 5-6 işte İstanbul trafiği, E5 üzerinde ulaşmak vesaire. Ve bir akşam işte servis beklerken yorgun argın ve tüm gün atölyede de seramikle uğraşıyorum tabii, torna çekiyorum vesaire, o serginin işlerini yapıyorum. Kamyonlar geçiyor yanınıza ve gerçekten geçen bir kamyon seramik gördüm.
böyle şey geçti, seramik geçti yani önümden. Deliriyor muyum ne oluyor? Yani algın da tabii bozuluyor ya böyle çok yoğun çalışınca. Ve o an o fikir böyle kafama şey gibi düştü. Ve ben aslında öbür sergiyi yaparken benim biraz da öyle gelişiyor. Çünkü bir sergiyi hazırlarken gerçekten çok yoğun bir şeye giriyorsun, düşünme ve üretme. Hani sadece tüm hayatın onunla ilgili oluyor. Normal hayata böyle ara vermiş gibi oluyorsun. Ve aslında o süreç de çok verimli bir süreç yaratıcı anlamda. Ve benim tüm sergiler aslında o sürecin içinden çıkıyor gibi oluyor. Ben bir sonraki sergiyi mesela biliyor oluyorum. Ve bunda da işte Nadirler Kabinesi sırasında bu kamyonun kalıbını alıp onu seramikten üretme fikri şeydi. Yerleşmişti bir yere. İşte tabii yıllar alıyor onu hayata geçirmek. O da evet şey kamyon fikri öyle oldu. Bu kısaca şöyle şeyi gösterebilirim. O sergiden araba sevdasından genel görünümler. Bu şey gibi düşündüm. Hani o kamyon merkezdeki bir iş. Ve aslında sergideki her şey biraz o kamyonla ilişkilenen yapıdaydı. Peki bu edebi referansından da biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü çok önemli bir yeri var biliyorum. Yani bu sergiyi tasarlarken de senin diğer işlerinde de edebiyat referansları olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi Tanpınar'dan mesela. Araba sevdası özelinde. Yani senin bu Türkiye'nin modernleşme hikayesine özgü bir takım tespitlerin var. Merak ettiğin bir takım şeyler var. Yani bu sergiyle ilişkisini acaba sen nasıl kurdun? Ben tabii ilk anda bu kamyon fikri takıntı olarak kafama yerleştikten sonra Araba Sevdası da hani hepimizin bildiği bir romandır. İşte okunması gereken 100 edebi eser arasında olup da bilmiyorum. Burada kaç kişi okudu ben hep soruyorum konuşmalarda. 2 kişi, 3, 4 güzel şeyi. Ben de mesela hiç okumamıştım ve dedim ki bir oradan bir gireyim. Acaba bu kitap neyle ilgili bir şeyi var mıdır yaptığım işle ilişkisi? Ve inanılmaz bağlantılı olduğunu görünce tabii çok heyecanlandım. Muhteşem bir kitap hakikaten. 1896'da yazılmış yanılmıyorsam. Osmanlıca zaten yazılıyor ilk tefrika halinde. Sonrasında işte ki bugünkü Türkçeyi okumak da enteresan. Çünkü aslı Osmanlıca olduğu için sürekli o tercümeler arasında gidiyorsun. Ve Behruz Bey karakteri bir Fransız hayranı. Dolayısıyla o arada Fransızca konuşuyor. İşte Fransızcanın yazılışı, okunuşu, anlamı derken aslında kitabın kendisi de hep tercümeyle ilgili bir şey. Ve zaten bence şey de bir tercüme. Hani bir formu seramikten yeniden üretmek de formal, yani biçimsel bir tercüme. Ve kitapta tabii şey çok ilgimi çekti. O karakter üzerinden hani Behruz Bey Fransızca konuşur ve arabasıyla hava atar. O araba oradan Landosuyla. Ama böyle dili de çok iyi bilmiyor. Yani tamamen bilmiyor. Ve aslında işte Osmanlı'nın böyle batıyla kurduğu ilişki, hani onlara öykünmek ama tam da o kültürü de böyle vakıf olamamakla ilgili bir ince ve eleştirisi var. Ve kitap böyle roman yanlış anlaşmalar üzerinden kurulan çok da şey, ne diyeyim, esprili, hani hiciflerle dolu. Yani bunu özellikle sormak istedim. Çünkü çok ben hala çok çağdaş buluyorum bunu. Yani hem bir taraftan hani belki dün Fransa, bugün başka bir yer. Ama yani bizim bu kültürel coğrafyada ve belki de bu psikolojik peyzajların içinde yaşarken bir taraftan da hem öykünme, hem arada kalma, hem yarıda kalma ama gösterme, gösterememe, mış gibi yapma ve bu bilme istenciyle merakımızın neden bazı yerlerde tıkandığı, neden bazı yerlerde tetiklenmesi gerektiğiyle ilgili çok önemli bir referans olduğunu düşünüyorum. Belki daha sonra tekrar döneriz edebiyat referanslarına. Peki. Devam edeyim. Ve biraz da şey de var tabii. Hani İstanbul'a geldikten sonra bu kenti anlamaya dair müthiş bir tutku oldu bende. Çünkü hani tamam İstanbul çok güzel ve ben de ilk gelince herkese soruyorum. Yani niye İstanbul güzel? Boğaz güzel. Ya hep böyle Boğaz güzel. Hani yetmiyor da. Yani niye, ya burada ne olmuş? Kim, hani sanatçılar buraya nasıl bakmış? Yazarlar buraya nasıl bakmış benden öncekiler? Mesela o da bana müthiş bir şeydi. Hani motivasyon aracıydı. O yüzden de mesela bu kentte geçen romanlar, bu kentte üretmiş yazarlar, özellikle bütün ilgi alanımı oraya çektim. Çünkü ondan önce biraz daha açıkçası şey, İngilizce roman okumak, hani İngilizceni geliştirmek falan, daha dağınık bir okuma alışkanlığım varmış. İstanbul'da biraz daha hani burada üreten, üretmiş olan sanatçıların ve yazarların şeylerini. Bu mesela Bir Balon Yok Mu başlığı şeydir.
Yine Bihruz Bey, araba sevdası. Sonunu getiremeyeceğiz şeyin. Daha başta bu kadar kaldık. Ama anlatmak istiyorum. Hani Bihruz Bey'in gerçeklikle kopukluğu şey yapar işte, aşık olduğu kadın vapura binip gidince, yetişemeyince bir balon yok mu der böyle işte şey İstanbul'u 1800'lerin İstanbul'unda. Bu da benim o kamyonu yaparken serviste bulduğum. Balona binecek yetişecek. Yani evet evet, kadına. Balonuyla vapura yetişecek. De o şeyden ben de bir yandan da tabii o geleneksel şeyleri araştırmaya başladım ve tüm o Çin'i gramerini nasıl farklı bir şeye dönüştürürüm de bildiğimiz algıyı kırarım. Aslında benimki de bir tercüme, yani o eskiden üretilmiş bir şeyi bugüne nasıl tercüme ederim, onun peşindeyim. Ve burada da o seramiğin işte kıymetli, parlak, zanaatsal şeyini mekanik ve seri üretilmiş bir sanayi parçasıyla aslında bir araya getirip orada bir gerilim yaratmak gibi bir şeyim vardı, niyetim. Bunlar böyle benim şeyden bulduğum, doğrudan o kamyonun servisinde, BMC servisinde alıp böyle kullandığım malzemeler, şeyler, metaller, buluntu nesneler yani. Böyle bir seri şey, hayali bir mekanizma. O yüzden adı bir balon yok mu? Aynı şeyde, fantastik tutkuda. Bu da yine aynı seriden. Bu da yine kamyonun içinden aslında şey, arabaların o cam suyu haznesi. Ve bunlar aslında şey, motora en son koyulduğu için formları son derece şey, ne diyeyim, amorf, biçimsiz. O hani kap ilişkisi, biraz kap biçim ve işlev ilişkisiyle ilgili bir seriydi. Bu da o sergide yine var. Sonrasında 2017'ye geliyoruz. Mitos ve Ütopya. O zaten ismini bir Bursa'da bayağı tarih okumaları. Özellikle Ekrem Işın'ın İstanbul'da Gündelik Hayat diye bir kitabı vardır. Çok çok severim. Onun daha giriş bölümünde şeyden söz eder. İstanbul'dan bahsederken Doğu'nun mitosu ve Batı'nın Ütopyası arasındaki bir deprem kuşağında şeyini, karakterini belirlediğiyle ilgili harika bir alıntıydı. Zaten onu ben de bu sırada İstanbul'da olmak nedir, buralı olmak nedir, burada benim o bilmediğim, hani Ankara'da büyüdüğüm için hani orası biraz daha modern Türkiye. Burada bir de imparatorluk geçmişi var, o miras var, biraz onları kazıyorum. Seramik nerede duruyor ve ben o seramikle bugüne ne taşıyabilirim, bu şeyin içindeyim. Ve bu sergi de aslında seramiği biraz parçalarına ayırdığım bir sergiydi. Ve şeyi de bu Mitos ve Ütopya'da doğrudan o Ekrem Işın'ın metninin içinden aldığım bir şeydi. Ve sağ olsun o da bu katalog için çok güzel bir yazı yazdı. Bazen gerçekten çok ilginç bir şekilde bir araya geliyor bazı şeyler. Yani bir taraftan hani bu deprem kuşağı referansı, bir taraftan bu konuşma serisi daha planlanırken bu titreşimler meselesini bir taraftan da konuşmuştuk. Planlamıştık. Bir taraftan yaşadığımız deprem ve belki de yaşayabileceğimiz İstanbul depremi yakında. Yani hala aslında hem bu modernleşme problemleri içinde, bu titreşimli bölgenin içindeyiz ve hakikaten deprem kuşağı, gerçekten bazı şeylerin içinden çıkamaz haldeyiz. Hem de bu titreşimler derken bir taraftan da ondan daha sonra tekrar daha detaylı bahsedeceğiz. Çünkü önümüzdeki sergi ile ilgili aynı zamanda. Ama bir taraftan da bu titreşimler bizleriz. Yani o şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, acaba şuraya mı gitsem, bunu mu yapsam. O içinde sürekli o yaşadığımız o ikilik hali. Ya da tam bunu yaparken öbürünün çağırması falan. Yani bu buraya özgü bir çok çağdaş bir durum olduğunu görüyoruz. Ta Recaizade'lerden itibaren. Bir taraftan da bunun normal olduğunu, bunları görmek, bunları dinlemek bana son dönemde çok iyi geldi. Çünkü aslında belki de normal bu dedirtti bana yani. Bizim normalimiz. Tekrar evet, bizim normalimiz belki de yani. Peki birazcık buradaki eserlerden bahsedersek, belki birazcık daha araştırma sürecine ve mekan yaratmaya dair senin notlarını paylaşabiliriz. Evet, dediğim gibi bu solo sergilerde o tüm mekan birbiriyle ilişkilendirme lüksü olduğu için ben de hakikaten şey gibi, neredeyse tek bir işteki kompozisyonla uğraşır gibi, hani bir yerde yaptığım kompozisyon, tüm mekanı aslında kompoze ediyorum. Hani hakikaten neyin nereye geleceği, boşluk, doluluk vesaire. Önemli benim için ve burada da aslında tüm o fikirleri bir masanın üzerine yerleştirmek istedim.
biraz şey gibi de bir ameliyat masası gibi hani bir konuyu böyle açmak gibi. Ve tabii şey var, hani Çin'deki evet çiçekler var. Hani burada artık çiçekler biraz daha gerçek çiçeklere dönüştü. Hani o idealize edilmiş bir tarihsel bir şeyden çıkıp, onlar da var yine de, hani gerçek çiçekler böyle küçük anıtlara döndü. Ve onların da bu arada onları dijitalize ederek ben seramik üzerinde kullanıyorum. Yani kullandığım şeyleri böyle elle boyamıyorum. Genelde dediğim gibi böyle bir orkestrasyon, hep olan bir şeyleri dönüştürerek başka bir şeye çevirmek çok var. Bu arada serginin girişindeki iş ve şeyle ilgili. Bir önceki sergiyi bağlıyor. Ben de böyle şey gibi sergiler aslında birbirine küçük bir işle bağlıyorum hep. Kendiliğinden gelişiyor. Eğer kelime şeyi resmetmeye mecbur ise bu Behruz Bey'in bir çeviri yapıyor ve şey şurada Araba Sevdası'ndan iki sayfanın alıntısı var. Şeyden şikayet ediyor. Türklerden hiç iyi şair çıkmıyor diye şikayet ediyor. Hani şey vardır ya bizim de ya burada hiçbir şey olmuyor. İşte her şey Avrupa'da iyi, burada kötü. Evet. Hani aslında o bir şey gibi milli bir böyle fikir burada kalmış nedense evet. O şeyden kurtulamıyoruz. Ve şey burada ben de yine o tercümeden söz ettiği için hani bir gül var orada, gerçek bir gül ve onun tercümeleri farklı yüzeylerde. Hani o temsille ilgili bir hı hı. şeydi ama dediğim gibi başlık doğrudan şiirinden alıntı. Burada o gülün kendisi ve temsili. Sonrasında sergiden bu kadar göstermişim. Daha fazla imaj tamam. var sanıyordum. Yok var mı? Neyse buradan devam edeyim. Bu da serginin bir parçasıydı ve aslında hikaye kamyonu yaptıktan sonra benim için şeye ulaştı. Hani kamyon seramik yapmanın böyle bir üst şeyi ise, tanımı ise, çünkü teknik olarak hakikaten şeydi, zorlayıcı ve ben hala inanamıyorum onu yapıp da asabildiğimize duvara. Ve burası benim ilk atölyem bu arada, şu anda da buradayım hala. Ve bu atölyeye geldikten sonra ben bu video işi ürettim. Bu benim için yine bir eşik işi diyeyim, geçiş. Hem o Victorian desenler duvar kağıtları hem o kamyon duvarda ve oturduğum masa sandalye de bir iş bu arada. Tek kişilik bir evet. kırılgan alandı. Ve burada o videoda bir noktada o vazo yere düşüyor ve kırılıyor. Ve sonrasında şey hani kamyon dedim ya yapmanın en üst şeyi ise artık biraz seramikle olan şeyimi, mücadelemi de bitirmiş oldum ve ondan sonra tamamen tarihsel formlara bakmak. O yüzden de bu vazo formları hani baktığımız anda bir dönemi, bir coğrafyayı, bir kültürü andıran o toplu hafızayı kullanan formlarla çalışmaya başladım. Bu da mesela bir şey, şah vazo diyorlar. Yani kırılmış ve işte kırığından mesela çiçeklenmiş. Hani o da böyle bildiğimiz şeyin tam tersine çalışan. Hani bunlar da ben kırıp sonra sırlayıp işte dekorlarını hazırlıyorum. Böyle bir seri oldu. Seramiğin kırıklarını ve dediğim gibi daha çok kap formu üzerinden o geleneği tercüme etmek ve farklı bakış açılarının peşine düşmek. Bu yine aynı düşünce şeklinden çıkan bir işti. Bu şu anda Metropolitan Müzesi'nin de kalıcı koleksiyonunda. Onu da eklemek Hayal istedim. Hayal kırığı bu çalışmanın ismi. Bir taraftan bu kırık testi parçaları bize çok tanıdık geliyor değil mi? Yani hani hem geçmiş yani kültürel miras taşıması açısından hem de senin bunları yani özellikle kırıyor olman. Yani bu kadar kırılgan ve titreşimli bir coğrafyada yaşarken ve bu kadar hassas problemlerle uğraşırken bir taraftan da bu kırılganlık ve bu kırılganlığın içinden de tekrar çiçeklerin neredeyse canlanıyor. Hala hayatı bize umut vaat ediyor evet. olması yani. Evet. Yani o noktada aslında o durumu benimsemek bir direnç bence. Yani kırılganlığı kabul etmek ve ona rağmen durmak da müthiş bir güç aslında. Benim de seramikte yaptığım hani hakikaten şeydir New York'taki residency'de son derece geometrik bir formu yapmaya çalışırken 5 parçaya ihtiyacım vardı. Çok katı eski işlerimden birisi. Bir parça sürekli çatlak çıktı evet. ve ya fırından çatlak çıkıyor ve böyle kaç kez yeniledim bilmiyorum. Beceremedim, olmadı ve sonra ben bütün işi parçaladım. Ve böyle akşam böyle bakıyorum kırık parçalar ve ben atölyede oturuyoruz. Ve o an şeyi fark ettim, o kırık dediğimiz ya da kusur dediğimiz şey de aslında bizim atfettiğimiz bir şey ya. Ya dedim acaba bunu bu bakışı tersine çevirsem, tam tersi kırığı daha da öne çıkararak buna yaklaşsam başka bir yere gider mi olay? Aslında biraz oralardan geldi. Ters düşünme gibi yani, tersini evet, düşünerek. Yani siz de mimari mekan tasarımında eminim tecrübe ediyorsunuzdur. Bazen
hay Allah dediğimiz bir şey tamamen bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Hmm. Ve hatta belki de mekan tasarımının en özgün şeylerinden bir tanesi haline dönüştürülebiliyor. O yüzden ilham verici gerçekten yaptığın çalışma. Peki hafıza parçacıkları, parçaları, evet. Parçacıkları? Burada da yine bu mitos ve ütopyanın parçası. Benim şey tabii çok ilgimi çekiyor. Kentte, kentin geçmişine doğru bir sürekli bir araştırma ve merak halinde olduğum evet. için. Hani müzelere gittiğimizde böyle arkeoloji müzelerine şey bana çok büyüleyici gelir. Hani insanların o küçücük parçaya böyle bakıp hani onları izlerim bazen. Çünkü o sırada aslında hayalinde o kırık parçanın etrafındaki dünyayı tamamlarsın ya. Hani o nasıl bir kaptı? Form aslında nasıldı? Hani orada hayali bir bütünleme vardır. Hı hı. O benim çok hoşuma giden bir şey. İşte o merak duygusu aslında. Ve hı hı. insanların sergiye girince de mesela onları izlemek. Hani nesnelerle nasıl ilgi kuruyorlar? O açıdan da mesela işlerin görselliği hı hı. benim için çok önemli. Çünkü bir düşünsel tarafı var ama... Bir yani gözlerimiz ve algılarımız bir şeylere çekiliyor. Daha düşünmeye başlamadan sen bir şeye gidiyorsun ve düşünmeye başlıyorsun. Ve görsel sanatların bence gücü buradan geliyor. O yüzden benim çok önemsediğim bir tarafı işlerin görüntüsü, formu, oranı, orantısı hani kavramsal olmalarına rağmen hani şeye de ekstra hani özen gösteriyorum nasıl göründüklerine. Ve burada da kırık parçaların kenarından büyümüş küçük bahçeler hani hakikaten böyle şeye yakından iyice bakıp ne var hani bu neyin parçası o merakı uyandırmak vardı ve şey gibi tam müze şeyinde duruyormuşçasına işte o şeyleri metal ustasıyla tabii ustalar tabii benden nefret ediyor çünkü buna bir şey yapacağız usta kayda giriyor ve hakikaten şimdi o yüzden müzedeki şeyleri çok takdir ediyorum yani tüm o teşhir ünitelerinin ne kadar zor yapıldığını biliyorum. Bir taraftan da şunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bunlar daha sonra göreceğimiz şeyler için de hatırlatma olacaktır. Şimdiden tutalım diye notlarımı da paylaşıyorum. Belki de hatırlamamız için de bir taraftan da. Şimdi bu İstanbul'da yaşama kendilerimizde şöyle bir şey bahsettik de. Ne kadar yaşadığımız yeri tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bazen bir küçücük köşesinde... Onu kurcaladığımız zaman, onu merak ettiğimiz zaman dahi içinden böyle katmanlarca bir tarih ve katmanlarca bilgi çıkıyor içinden. Dolayısıyla aslında çok kesintiye uğramış bilgi katmanları içinde yaşıyoruz biz. Dolayısıyla aslında neyi bilmediğimizi bile bilmiyoruz bazen. Dolayısıyla bilmediğimiz şeyi merak da edemiyoruz. O yüzden bu hafıza parçaları, hafıza parçacıkları ya da küçücük bir şeyin daha belki de estetize edilmiş halini, senin izleyicinin merakını kurcalayıcı küçücük bir artifakt olarak kullanman, belki de o bilme istencini de tetiklemenden kaynaklanıyor. Evet, o ilişkiyi çok önemsiyorum ben. Hani o bağı kurmayı. Hı-hı. Çünkü ondan sonra başka bir ilişki başlıyor ya, evet. O merakın üzerinden. Ve evet, sanat başka bağlar o zaman kurmaya çok anlamlı bence sanat üretimi. Evet. Bu yine aynı sergiden dediğim gibi bir şey masası, sanki neredeyse bir ameliyat masası gibi. Tüm o geleneksel formların başına acayip bir şeyler gelmiş, birine bir parça yapışmış. Tabii fırın hatalarını çok kullanıyorum. Fırında işte açarsın bir şey yapışmış, o kırılmış, bu dökülmüş, sıra akmış falan. Tam işte kırılganlıkta olduğu gibi aslında oradaki tüm kusur ya da yanlış giden, ters giden şeyleri de tam tersi benimseyip onlardan nasıl bir yeni dil oluştururum, onları çokça deniyorum. İşte bir seramik parçası bir yerden fışkırmış vesaire. Şu, bu arada tüm bu şeyler, süslemeler diyeyim, onlar benim hazırladığım imajlar. Mesela arkasını dönmüş bir gül var falan. Hani orada da normalde gülü hep böyle bir önden görürsün. Küçük küçük tabii kendi içinde anlatıları var. Bu söz ettiğim o bahçe ve tam karşısında da aslında şey var. Çini desenlerin içinden çektiğim motifler var ve onları duvara şeyle, çamurla yani pişmemiş kille kurguladım. Biraz o Çinilerin hani bir kez yapınca böyle yüzyıllarca duruyor ya işte her yerde var. Hani onun aslında şeyinin ömrünü böyle kısa tutmak, sergi alanında yok olacak bir şeye dönüştürmek, geçici bir Çin'i doku oluşturmaktı. Şöyle görünüyor şablonlar hazırlayarak. Sonrasında da aslında bu başka bir şeye döndü. Aslında bir sonraki sergiye bağlanıyor bu duvarda. İstersen direkt oraya geçelim. Evet, sergiyi toplarken şu çiçekle o bir
goncası olan bir gül motifi Çin'i şeyinden ve orada da tabii çok fazla kazımalar yapmıştım çamur tutsun diye ve kazıdıkça da galerinin, bu sizinle çok aslında ilgili, galerinin eski sergilerinin boyaları çıktı. Çamur tutsun diye hani iz yapıyoruz ya, kazıyoruz bir önceki serginin bordosu, bir önceki serginin yeşili, bir, çünkü her sergide yeni bir renk boyanıyor sanatçının ihtiyacına göre. Ve o beni çok büyüledi çünkü galerinin tarihini böyle açmış oluyorsun. Ve bir pazar günüydü, ustalarla sergiyi kaldırıyoruz. Dedim ben galiba bırakamayacağım bu duvarı. Ve dedim bu duvarı kesebilir miyiz? İşte hemen alçıpan, çünkü bir sonraki sergi açılıyor çok kısa süreler galerilerde, bir hafta falan. Ve hemen telefonlar bilmem ne, bir alçıpan ayarlayabileceğimiz belli olunca bu duvarı ben aldım. Atölyeye götürdüm. Ve şey... Sen de ama bu alma falan ya ben de evet toplama yani. Fena. Evet, kaldırım taş taşlarını da gördüm. Evet, evet. Şey yakında... Yani bu nadire kabinin dediğine başladık ya yani. Hani bu yani objeyi bilme objesi olarak. Evet. Gerçekten bir müzecilik de var yani sende. Evet bilmiyorum ama şey yer... tutuyorlar çok. Neyse devam ediyorum. Şimdi buradan öbür sergiye atladık. Interrupted Halfway Through. Bu serginin evet. Türkçesi yoktu. Berlin'de oldu çünkü. Ve bu duvar, o duvar buraya geldi. Berlin'e gitti o duvar. O çiçek motifi. Bu da Tanpınar referansı mıydı bu? Evet. Değil bu mi? Zaten bu dönemde artık özellikle Mitos ve Ütopya sonlarında bayağı Tanpınar'ı keşfettikten sonra, ki bu kadar geç keşfetmiş olmak da bence çok şey yani, utanıyorum hakikaten. Çünkü şeyi, kentle olan ilişkimi çok çok böyle netleştirmiş. Hani o bağları çok güçlendirmiş bir sanatçı ve hakikaten çok çok önemli bir yazar benim için birçok şey. Ve yapmaya çalıştığı şey aslında eski ile yeniyi birleştirmek. Hı hı. Ve bunu böyle muazzam bir artistik dille yapıyor. Interrupted Halfway Through'da onun şeyden, Beş Şehir romanında İstanbul bölümünde evet. Söz eder. Şey der İstanbul'dan, Beyoğlu'ndan söz ederken, hamlesi yarıda kalmış Paris diye söz eder. Hani böyle ve Tanpınar'ın yazısında şey çok vardır. Hani bir şey tam olacak olamıyor. Hani bir şey tam yapacağız olamıyor. Yani bu hakikaten hepimizin artık o kadar içselleşti. Şu anda bile öyle ya işte, az önce de onu konuşuyorduk. Yani bir şey olacak ama dur şu olsun. Ya bir şey hep havada. Bir şeyin arasında kalmak. Eksik kaldığını hissettiğin evet, şey. Evet tam belki. Böyle bir yere varamıyorsun. Geri de gidemiyorsun. Böyle bir şey var. Orada havada kalmış bir durum. Ve ben de bu Berlin sergisini yapmak gündeme geldiğinde tabii çok son derece böyle lokal konularla ilişkiliyim. Şey de çok kolay değil. Hani tüm bunları başka bir kültürün içine taşımak da bir ne diyeyim zorluktu benim için. O nasıl olur, nasıl bir tema olur, nasıl anlamlı bir şeye dönüşür derken aslında tüm o hareketin kendisini ben şey yapıp hani o arada aslında tam da varamamış bir sergi yaptım Berlin'e ve bu şeyden evet eski formlardan birkaç seri işte dediğim gibi şey o çamurdan çıkan bu araya girmiş oldu biraz ama. Şu fotoğrafla kapladığın bir tane şey vardı o, koydun mu onu hangisi? Acaba? Ha şey şimdi bundan aynı serginin parçası devamında gelecek. Bu bir başka yerleştirme galeride sonra bu bir koleksiyona girdiğinde bu şekilde dönüştü şey duvar kağıdını farklı kullandık. Bu arada Gezi Parkı'ndaki çimenler hani onun bir de aha. Şeyle Gezi olaylarıyla da ilişkisi var. Zamanla da farklı bağlar kurma koşuma gidiyor. Bu arada hani eser isimlerini belki uzaktan okuyamayanlar varsa öngörülemeyen direnç mesela bu eserin ismi. Buna yakın temas. Bu işte şey fırında bir hata olmuş da bir parça öbürününkine yapışmış. Hani böyle kazara olmuş gibi ama şunu fırının içinde o düzeneyi kurmak için tabii tonca şeyler, cambazlıklar yapıyorum oradan düşmesin de yapışsın onu diye. Evet. Şöyle aslında evet o serginin şeyleri varmış. Bunları bir şöyle hızlıca göstereyim. Hafıza muhafaza bu da böyle İstanbul'da artık olay hani kenti anlamak, kentin bir fotoğrafını çekmek biraz daha böyle şey kelimenin tam anlamıyla çamuru çıkarıp. Bu benim atölyemin olduğu sokak Serdar Ekrem Caddesi orada işte şey yapıyorum. Çamurdan o taşların izini çıkarıp böyle bir kente sahip çıkmak gibi. Böyle. Şimdi bana şöyle anlatmıştı, onu hatırlatayım ki bu kentsel dönüşüm başladığı için artık yani hani böyle 500 yıllık kaldırım taşlarının üzerine böyle betonlar, asfaltlar dökülüyor.
Ve sen de bu sürecin içinde tam bunları deneyimlerken ve yani aklında bu hafıza kalıntıları, hafıza parçaları, hani İstanbul'un yani sadece bir kaldırım taşının dahi taşıdığı bir hafıza var deyip ondan sonra çıkıp kaldırım taşlarından bir tanesini gene orada söküyordun galiba. Evet, bayağı bir tane söktüm. Devamında gelecek şeyleri şöyle hızlıca geçeyim. İşte biraz hani artık yeryüzüne baktığım böyle şey olarak bastığım yere baktım. Bu işlerde mesela o dönemde hep bir yüzey ve altında bir takım şeyler çıkıyor. Hani çok Türkiye çok öyle bir yer ya böyle hep bir şeyler var böyle toprak dolu sanki böyle bir şeyler diyor ama bir sessizlik de var bir yandan. Bu öyle bir seriydi. Loaded topaklaşma serisi. Yine geleneksel formlar ve onların daha deneysel ve işte zamanla üst üste birikmelerle olan halleri. Bu Tophane'deki şu çeşme aslında işte diyorum ya eskiden burada yaşamış işte sanatçıların izlerinden. Hani bir şey vardır ya ustalardan kopyalar. Rönesans ustaları. İşte ben de biraz onun çeşmenin üstünde o çünkü onların hepsi böyle el oyması ve inanılmaz derinlikte rölyefler. Biraz onların frotaj deniyor. Frotajlarını yaparak o kopyalama şeyini de biraz böyle bir seri yapmıştım. O sergiye şimdi geri dönüyorum şey için, duvarlar için o araya girmiş. Bu arada bir daha müzeyi gezerseniz kopistlerin olduğu bir salonumuz var. Onlardan da bahsedelim. Neyin oldu dedi? Kopistlerin olduğu salonlarımız var. Onlardan da bahsedelim ki belki bir daha tekrar ziyaret edersiniz. Bu yani hani taklit etme meselesi Türkiye'deki sanatsal gelişimi kavrayabilmek açısından da çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Ve yeterince sorgulanmadığını da düşünüyorum doğrusu. Senin bu sergiye devam edelim. Bu evet Berlin dediğim gibi buradaki tüm o hani yükümü deyip hani kültürel miras vesaire onları Berlin'e taşımak başlı başına bir sıkıntıydı. Ve en sonunda ki orası da çok şey bir daire çok ayrıntıları görünmese de tavan resimleri var seramik sobalar var falan hani ben zaten dekoratif unsurlar kullanıyorum seramik yapıyorum onun yanına bir iş asmak şey demek inanılmaz bir yarış demek. Onun yerine hani o arada kalarak nasıl yeni bir mimari sergi mimarisi kurgulayabilirim diye düşünüp bir şey tasarladım. O sanki bir envanter odası ve bu seramikler buradan oraya giderken batmış gemiyle işte birkaç yüzyıl sonra bulunmuşlar. Orada böyle tasnif edilmeyi bekliyorlar. Aslında işte bir müzenin arka şeyi gibi. Çünkü aslında mekanı da tam yerleşememiş yani işler. Yani bizim aslında böyle sorun olarak değerlendirebileceğimiz şeylerin hepsini sen yaratıcı bir güç olarak kullanmayı, sahiplenmeyi, kabul etmeyi ve ona hatta bir yaratıcı güce dönüştürmeyi başarmışsın yani eserlerinde. Ben hep onu öyle görüyorum yani. Evet, bu yani şeyler işte çok tipik ibrik vesaire hani buraya has bu coğrafyadan böyle çıkmış formlar. Onların böyle deneysel işte akan sırlar. Onların da hiçbiri kırılmadan gitti yani Berlin'e. Şeyim hala. İşte bu yine o şahvaza formu. Yine de bunu dert edinmek ama yani. Tabii. Burada yine böyle bir deneysel parçalar yani bir şey hani interrupted halfway through da anlam ve tam arada kalmışlıklar. Bunları da şöyle hızlı geçebilirim. Bunlar o şeyin strüktürün parçaları, ahşap strüktürün. Çalışmanın ismi de Cargo. Burada tabii şey de var, hani kendiliğinden olmuş gibi ve böyle rastgelelik çok önemli bir kavram burada. Ama çoğu zaman da bazen oluyor 13-15 kez pişirdiğim işler var. Hani o şeyi yakalayana kadar hani kendiliğinden olmuş, yani orada bir sanatçı yokmuş sanki. O hissi vermek için de bayağı bir kontrol var aslında arkası. Bu söz ettiğim soba bu mesela. Hani mekanda kendiliğinden öyle bir şey var. Batı Berlin dairesi burası. O yüzden çok büyük daireler ve böyle sobalarla ısınıyormuş. Çok kimliği, karakteri güçlü. Evet. Evet, geldik kaldırım taşlarına Burçak. Ve o taşlar bunlar Berlin'e kadar gitti demek. Gittiler valla. Evet. Geri de döndüler. O taşlarla bakayım o ima. Evet, var. Benim atölyenin orada tabii Galata bölgesindeyim ve yol yapım çalışmaları oluyor. Bakayım mesela şöyleydi. Burası Yeni Çarşı Caddesi. Her yer bir sökülüyor, yeniden yapılıyor işte belli sürelerde. Ama bir gün ciddi bir şey sıyrılmıştı ve alttan şu doku çıkınca ben hakikaten çok büyülendim. Çünkü görüyorsun orada işte Ceneviz zamanı yapılmış. Belki o gravürlerde gördüğümüz dokular böyle ayağının altında. O beni çok büyüledi ve dedim bunları almak zorundayım. Ki almazsam zaten üstüne dökecekler. Hani zaten görünmeyecek.
Bir yandan tabii utanıyorum da böyle sokakta böyle işlerle uğraşmaya. Şey, iftar saatlerinde. Herkes öyle yok oluyor mahallede. Ben elimde bir şey. Bunları böyle birer ikişer ben söke söke atölyeye taşıdım. Burası Lüleci Hendek Caddesi. Yani somut kültürel mirası sürdürülebilmesine aslında katkıda bulunuyor. Evet, biraz öyle oldu. Çalınmış taşlar ve bunlar böyle muhteşem granitler çıktı yani. Yıkayıp temizleyince inanamadım, hani öyle sıradan taş sanıyorsun. Çok kıymetli şeyler. Bir arkadaşım var, şair. Onunla da bu katalogda işbirliği yapmıştık. O benimle şey diye dalga geçiyor. Ben bir de sonradan İstanbul'a geldiğim için o tarihçi aynı zamanda. O kadar diyor şey, şu sokak lambasını da alayım, şu taşı da alayım falan, böyle diyor kucağın dolu yürüyor gibisin falan der de hakikaten bırakamıyorum. Yani öyle bir şey görünce, bilmiyorum, Ankaralılıktan herhalde. ve sonra şeyi, bu yine bu sergiyle ilişkili, bu galerinin hem bir Berlin şubesi vardı, bir de İstanbul'da bir proje alanı vardı. Aynı eş zamanlı bir proje daha, yani ikisi bir arada oldu. Bir masanın içinde sadece onunla yaşamak. Bu da şeyden yine, Tanpınar'ın harika bir İstanbul tasvirinden. İstanbul'un zamansızlığıyla ilgili müthiş bir paragraftır. Çok severim. Onun içinden hani eski İstanbullular bir masanın içinde ve sadece onunla yaşardı diyor. Hani İstanbul kendi kendine yeten bir şey bütünüydü, evren bütünüydü diyor. Ve onun işte... Kendine ait referansları vardı. Evet, evet. İşte Erguvanlar açtı, şu mevsime geldik. İşte lüfer çıktı. Hani aslında doğayla ilişki kurarak zamanı anlamakla ilgili. Ben de o şeye bayılmıştım ki aslında hala biraz öyle İstanbul. Bu sergide de şöyle bir şey gelişti. Ben tabii tüm o göçü bir Berlin'e taşıdım. Sonra orayı da böyle geri taşımak istedim. Çünkü yıl kaçtı? 2019, herkes böyle Berlin'e taşınıyordu o ara. Evet. Ve herkes Berlin'e gitmeye çalışıyor. Özellikle hani sanat kültür alanında tabii çok da insan gitti, göç verdi. Ve biraz Berlin'i İstanbul'a getirmek gibi bir şey. Ve bu aslında gördüğünüz duvar kağıdı. Ve Berlin sergisini kurmadan onların fotoğraflarını çekip mekanın. Ve enteresan biçimde Mısır Apartmanı'nda burası. Apartmanların stilleri de birbirine benziyor, evet, tasarımları. Benziyor. Ve oradaki mekanı galerinin içine taşımış olduk. Tabii şeyde mekana girince falan gerçekten bir şey yaratıyordu. Kafası karışıyordu insanların. İşte şurada bir seramik parça var. O mesela o gösterdiğim kahverengi soba vardı ya. Oradan benim izlerini alıp bir de hani orada da seramikle üretip onları buraya taşıdım. Burada pişti vesaire. Hı hı. Öyle şey, gerçek parçalar da var içlerinde. Mekanın içinde başka bir mekan kuruyorsun. Evet, iç içe. Bu o sergiden şeyler. Bir yığın hayal de yine çok tipik bir Tanpınar referansı. Çünkü o her şeyi yığınlarla anlatır böyle, o külçeleşme fikri. Bu da böyle o batılı minik bibloların şeyleri. Hani o biblo da şeydir ya, bir batılı hayatı sana şey yapar aslında, temsil eder. Ve herkesin, şu küçükken vardı, herkesin evinde o biblolardan olur falan, o ütopik bir şey de var aslında batıyla kurduğun ilişkide. Peki ben şeyi de merak ediyorum. Yani sen hiç oryantalize etmiyorsun. Yani senin yani bu oryantalizmle ilgili ne düşünüyorsun sen? Yani çünkü geleneksel sanatlarda böyle bir, hatta resmimizde dahi böyle bir oryantalist gelenek var. Hatta kültürel miras ile ilgili konular konuşulmaya başlanır başlanmaz, ama bizim geleneğimiz çok önemli, geleneğin aynı şekilde muhafaza edilebilmesi önemli gibi hakikaten önemli de bazı tespitler bulunuyor. Ama bu başka bir şeyin yaratılmasını da, yenilikçi bir bakışın gelişmesine de zaman zaman engelliyor. Senin hiç oryantalize eden bir bakışın yok. Tamamen bambaşka bir modernize eden ve başkalığı arayan bir araştırma süreci olduğunu görüyorum ben senin eser üretiminde. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani aslında sanırım şey, en genelinde bir şey gibi olmaması için çok çaba sarf ediyorum. Hep o gri alanda dolaşıyor. Yani bir şeye yaklaşıyor ama geri uzaklaşıyor. Yani ilk eserdeki mesela o Victorian Arts and Crafts Movement'dan çıkan o patern mesela. Yani o patern olmasında zaten bu içinde yaşadığım kültürel coğrafyanın bir paternini kullanayım gibi.
Hem öyle hem de şey, ya benim için bir araştırma süreci aslında. Hani basitçe bir imaj alayım da onu kullanayım, bu da burayı temsil etsin gibi bakmıyorum. Evet. Yani hakikaten onu anlamaya çalışıyorum ki hala da sürüyor. Evet. Yani çünkü hiç kolay bir şey değil. Böyle yüzyıllar sürmüş, birikmiş bir temsil kültürün etmediğin içine. Çok açık. Evet yani. Bir temsiliyet şeyim hiç yok zaten. Evet. Derdim de yok. Anlamak gibi bir derdim var. Dolayısıyla sanırım orada biraz şey kırılıyor. Ve çok sezgisel ilerleyen bir şey ya o da, o karar anları. Hani ben de bilmiyorum bunu yaparken ne çıkacağını da bilmiyorum ama o, ama şeyi biliyorum. Yani derdim işte belki orası. Temsiliyet değil kesinlikle. Değil. Yani bir güzelleme de değil. Betimlemek de değil. Evet. Ben onu da görmüyorum. Evet. Mesela yani hani mesela Burçak'ın bir sergisine gitseniz bu kırık testi parçalarıyla mesela karşılaşsanız yani ilk bakışta kolayca betimleyip hemen kendi hikayenizi yazamayacağınız bir şey ama acaba neyi merak etmiş diye soru sordurmaya galiba daha çok ilgileniyorsun. Çünkü sen soru soran birisin. Acaba bu nereden çıktı? Evet. Bunun tarihinde ne vardı? Bu nasıl yapılmış? Başka nasıl yapılabilir falan gibi sorularla çok hemhal görüyorum ben seni. Evet, evet. Yani o aslında çok daha büyük bir var olma halinin küçük bir parçası. Dolayısıyla da kendi başına akan bir şey ve o tek iş de benim üretimimi aslında temsil etmiyor. Hani tüm ki ben şeyi de çok önemsiyorum hakikaten. Sanat o noktada çok anlamlı oluyor. Bütün üretim bir araya geldiğinde de hani o yüzden retrospektif sergiler daha bir doyurucu olur ya, çünkü şeyi görürsün, arkasındaki fikri görürsün daha çok nesnenin ötesinde. Devam saatime edeyim mi? Bakıyorum. Ne biraz kadar hızlanmamız şey lazım. Tamam. Aslında şu anda daha hızlı olmuş süremiz, şimdi fark ettim. Bu şey İstanbul Bienalinde gösterilen, sokakta kamusal alana çıkan bir işti. Kameralar yine o yabancılaşan nesnelerden oluşmuştu ve o zaman Elm Green and Drag Set'le onlar acaba bunu sokağa mı çıkarsak deyince hani yine böyle bir kırılgan olduğumuz bir dönemde bombaların patladığı vesaire sokağa çıkmaya korktuğumuz. Ve benim de şey fikri hoşuma gitmişti, kırılgan bir işi kentte göstermek. Dedim biz yapıyorsak onlar da dayanabilir ve nitekim hakikaten hiçbir şey olmadı kameralara. Şöyle bir seri göstereyim. Yani 20 siz, adet. Şeyi sizi bilmiyorum ama ilk bu kameralar ilk konduğu zaman sağa sola kente yani böyle biri bizi gözetliyor, tedirgin olmuştum ben. Evet. Fakat Burçak'ın eserleriyle karşılaşınca yani aslında bunlar güzel de olabilir. Yani belki benim kendimi burada kentin içinde daha güvenli yaşamamı da sağlayan bir şey, aslında aracılık eden bir teknoloji yani. Tamamen bakış açısını ve hakim bakış açısını ters yüz eden bir form geliştirmişsin burada. Yani bu gerçekten çok özgün bir çalışma. Evet, bir yandan da şey de var, seni izleyen şeyi sen izliyorsun. Evet. Hani izleyen ve izlenen de yer değiştiriyor. Evet. Evet. Bu arada da o tüm o şeyler, dekoratif unsurlar değil mi? Hepsi Beyoğlu'nda büyüyen toplanmış bitkiler. İşte şurada ne oldukları da yazıyor. Hani gerçek hayatın içinden gelen, işte çevremizde büyüyen çiçekler. O ayrıntıları da geçeyim. Bu yaptığım bir başka çalışma yine o kültürel, burada böyle yarısı çıkmış o şeyler var. Geleneksel formlar var ve bir gül bahçesiydi. Bu bir başka mekanda düzenleme, yine benzer bir çalışmanın geçirgen serisi bu, yarı geçirgen. Evet. Şimdi ne vardı? Şimdi bu aslında Hatay projesi, o mavi projeye geldik. Fransız Sarayı'nda yaptığım bir sergi ve şey, burada ne kadar süremiz kaldı? Bitti aslında. Bitti mi? Evet. Biraz nasıl toparlayarak. Yani bence birkaç konuya ağırlık verelim. Bir o zaman tanesi... şunları hızlı geçeyim ve şeye getireyim olayı. Gerçi daha Tate sergisi falan da vardı. Tate'den şey özellikle yaptık. Bahsetmeni isteriz. Onu çok merak ediyoruz. Ama bu çalışmanın senin bunu, hayatında çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Bir kısaca istersen ondan da bahset. Bu aslında en baştaki hikayeye dönüyor. Victorian desen dönüp dolaşıp benim o Çin araştırmalarımla beni bir panele getiriyor. Bu da Topkapı Sarayı'nda hali hazırda duran bir panel. Ve onunla ilgili bir çalışma üretmiştim. Şu 3 metrelik bir çalışma. O panelin kendisi AutoCAD'da yeniden çizildi ve sujetiyle kesildi. Yani birebir kopya gibi. Çamur yani seramiklerini ben ürettim. Ve bu kobalt mavisi. Kobalt işte seramikte mavi rengi veren şey maden. Ve onun hikayesi de aslında şeydi. Kobalt en saf şeyde İran'da olduğu için 9. yüzyılda Çinliler oradan şey alıyorlar, onu satın alıyorlar. İşte bir rengin peşine düşmek. Evet. Yani ama o mavi. O mavinin serüveni aslında değil mi? Ve ben bunu okuyunca tabii Çin'i okuyorum, çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. O estetiği anlamaya çalışıyorum. O cümle beni çok cezbetti. Ve
işte Çinliler o mavi beyaz porselenler, o sayede çok derinlikli ifade gücü var. Yoksa Çin'in kobaltı daha mangan oksitli olduğu için daha puslu çıkıyor. Her neyse. Ve ben dedim ki acaba şey İran kobaltı geldi mi İstanbul'a? Kesin bir yerlere gelmiştir. Ve çıkıp Topkapı Sarayı'ndaki bütün Çinlilerde mavi arayıp işte bu panelle karşılaşıyorum. Şurada 4 tane görünüyor. Bakayım şöyle anlaşılıyor herhalde. Hı hı. Ve buna bakarken de şeyi fark ettim. Bu panelin içinde şey yok, derz yok. Hı hı. Yani bu 127'ye 48 santim ebatlarında üretilmiş ve 16. yüzyıl. Hani nasıl yapıldığı başlı başına bir merak konusu zaten. Böyle bir proje. Şu anda hani hızlıca geçiyorum. O projeyi yaptıktan sonra hala süre giden işte bir kitap projesi var o şeyle ilgili. Hı hı. Kobalt ve hani upuzun bir şey. Bu yine aynı projeden çıkan Dior için o dönemde yaptığım bir tasarım vardı. Onu da ekledim çünkü tam onlara çalışırken Dior'dan böyle bir teklif gelince onlar için bir çanta tasarlamamı istediler. Mesela mavi beyazı hemen orada Cobalt Course ismiyle bir şey çanta tasarımı oldu. Bu, bu bizim birlikte yaptığımız serginin bir parçası. Yine aynı projenin bir kısmı. Yani o kobalt mavinin çıkışı ve orada Osmanlı'ya geliş sürecinde Çin'i kültürünü nasıl etkiliyor? Aslında Çin'in kelimesi zaten Çin'le ilişkili bir şey. Çin'den gelen porselenlerden ilham alarak oluşuyor. Dolayısıyla bir tarihsel coğrafya ile ilgili çok ilişkileri var. Bu evet tarih coğrafya serisi yazılar, içine böyle notlar düştüğüm, mürekkeple yaptığım desen çalışmaları. Bunlar da İpek Yolu rotası üzerindeki su kütleleri aslında. İşte şu Kazakistan'da bir göl, şurası Basra Körfezi yazıyor zaten şeylerde. Bir de şey söyler misin, bana söylemiştin onu, o çok bence çoğu kişi bilmiyordur onu da. Hani şimdi Çin porselenleri böyle mavi beyaz diyebiliriz ya biz burada. Yani ben öyle biliyordum, siz bilmiyorum ama belki daha çok bilgisi olan vardır. Burçak dedi ki onlar dedi sadece yani burası bizim için üretilen şeyler İslam ülkeleri dedi. İslam ülkeleri için üretilen nasıl dedim yani mavi beyaz. Dolayısıyla aslında Çin'de üretilen porselenin formuyla ve renkleriyle burası için üretilen seramiğin porselenin rengi ve stili çok daha birbirinden farklıymış mesela. Ben bunu bilmiyordum ama ben tabii uzman olmadığım için. Dolayısıyla aslında hem bu rengin hem bu formun peşine düşmek aslında farklı kültürel coğrafyalarda hem yine bir hafıza parçalarının peşine düşmek, merak ettiğin şeyin peşine düşmek oluyor. Bir taraftan da yine farklı formlar da üretiyorsun bununla. Yani bu Cendere Müzesi'nde biz Akışın Tanığı başlıklı bir sergi yaptık. Hala Eylül'e kadar orada gezebilirsiniz sergiyi bu arada. Bir de Tate'deki istersen. Tabii. Bu da yine aynı seriden şey bahsi geçen karolar. Bu da aslında bir çalıştığım bir duvar var yine Topkapı Sarayı'nda başka bir duvar. Aslında derzlerin kendisini seramikten yeniden ürettim. Hani o parçaları göstermeden o yapıya vurgu yani mimari bütünlüğe vurgu yaparak iş üretmek. Hani artık nesneden hani kap fikrinden biraz daha mekana ve uzama geçtiğim bir süreç benim için. Bu pandemide başladığım Avatar serisi çünkü evden hiç çıkamıyoruz ya böyle sürekli bir şeyler dikip ekip bitkiyle aynı hızda yaşamaya başladım farkınca sanki bir bitkiye dönüştüm gibi. Ama zaman böyle daha yavaşladı ya hani hakikaten o saatlerce ektiğim şeyleri izleyebiliyordum mesela sizin hani ya da bitkiyi görüyorsun camdan. Hepsinin bir ritmi, bir takvimi var. Hani böyle bahar gelip aynı anda hepsi açıp gitmiyor ya. Onu hissetmek mesela çok hoşuma gitmişti. Yine kostüm tasarımını da görmüştüm şeyde, atölyede. Aa, evet, o tabii şeyin başka bir projenin parçası ama biraz eşleşiyor değil mi o görüntüyle de. Ve böyle yine benim bitkilerden yaptığım kendi silüetim bu arada. Ve malzeme de seramik fırını rafları. Endüstriyel bir malzeme yine. Ve şeyler var işte yine Tanpınar alıntıları o bir masanın içi. Bu Bomonti Bira Fabrikası. Burada tabii hikaye biraz şeye geliyor. Ben böyle eskiyi ve geleneği anlamaya çalışırken Türkiye'de enteresan bir şey oluyor. Yakın geçmiş yok olmaya başlıyor. Ya. Bu sefer modern dönem kayboluyor. Ve şey ben de böyle sanatçı olarak da hani o odağımı nereye çeksem biraz da hani bugün yok olan şeyleri yakalamak falan. Ve bu tuğlalar işte Bomonti Bira Fabrikası yıkılmıştı. Gidip işte ertesi gün birkaç çuval toplayabildiğim kadar tuğlalar toplayıp ve o şey sırlar bu arada yine yaptığım deneysel bir iş ve üzerinde de şey var o fabrikanın kendi imajları, kendi fotoğrafları işte tuğlanın düşü
diye bir seri, o yani hafızayı Bomonti, tutan. Evet, yani Bomonti Bira Fabrikası'nın kendisi zaten bir endüstriyel kültürel miras. Ve yok artık. Ve artık yok, evet. Evet. Dolayısıyla en azından böyle sanat aracılığıyla o hafızayı bir yerlerde tutmak, evet. işte şu yıkılırkenki halleri ve bu arada kullandığım bitkiler de artık tamamen yabani, o debrinin şeyin, molozun içinden kendi kendine büyüyen bitkiler ki onlar da bir direnç noktası ya, hiç bakım yapmadan büyüyorlar, işte kocaman oluyorlar. Evet. Şöyle hızlı işte ben tuğlaları toplarken seri. Bu çok yeni bir çalışma şeyde, Peninsula Otel'de onlarla bir işbirliği sipariş olarak yapıldı. Bu yine geçirgen serisi ve Karaköy civarındaki bitkilerle yaptığım bir çalışmaydı. Hı hı. Bu da son sergi Minor Vibrations on Earth. Tate'de yaptığım, işte yine pandemiye denk geldiği için 4 kez falan ertelendi ama tam da o şeyle ilgili bir yapı kurgulamıştım. İşte Osmanlı şeyini anlamaya çalışırken, estetik algısını, artistik kalitesini anlamaya çalışırken bu sırada günümüz yok oluyor falan. Hani o arada giden gelen, bir anda yeniden bir modern döneme çekiyorum hikayeyi ve tabii o da sanatçı olarak da seni hani bir odaklanamıyorsun ya, hani evet. Hiçbir şey odaklanamadığımız gibi. Ben de bu sergi için düşündüm. Tüm sanki salon bir fırınmış gibi ve biz bir fırının içine giriyormuşuz gibi. Ve orada artık her şeyin birbirinin içine geçtiği, eridiği, hani o böyle eskinin daha eskiyle bütünleştiği bir şey. Dolayısıyla bu sergide gördüğünüz gibi o yapılar aslında bir seramik fırınını kurma yapısı. Raf raf çıkılır fırında. Ama burada yine o fırın ayaklarını falan süslüyorum. Hani evet. Bakış yine dönüyor etrafta. Ve bu şahvazonun üzerinde aslında modernist hikayeyi anlatmak ya da coğrafyayla farklı referanslar kurmak. Ve yine o titreşim hikayesine gelecek olursak, evet. Aslında sergi de adını şeyden alıyor. Onun fotoğrafı sanırım vardı, şöyle nesneler. Var mıydı bir yerlerde? Evet, şu. Bu Ankara'da konservatuarda da okudum ben bu arada. Hı hı. Çocukluğumun geçtiği bir yapı o ve yıkılmış o da ve o anın da böyle bir videosunu çekmiştim. Hakikaten hatırlıyorum, o makinenin yere vurduğu anda o yerden gelen o minik titreşimi ve hem tabii çok üzülüyorsun çünkü hani 500 yıl önceyi hatırlamamak belki biraz normal ama kendi çocukluğunda olan şeylerin artık olmayışı ve oradaki hafızanın boşalması çok bence acı bir şey. Hı hı. O noktada da hani hem üzülüyorsun hem de böyle düşünüp biraz kendimi rahatlatmaya çalıştım. Yani bu yıkım ve yeniden yapım böyle 1000 yıllardır yeryüzünde olan bir şey. Çünkü o molozların üstünde büyüyen bitkileri görünce aslında her şeyin birbirine dönüştüğü ve... Hı hı. Bir değişimin içinde olduğumuzu ve tüm aslında sergi biraz onunla ilgiliydi. O yüzden evet. De hikayeye biraz daha bir süreç var ve tabiat, doğa, her şey akması gerektiği gibi de akıyor. Hani hı-hı. O aksdan baktığım bir sergi oldu. Ve birçok ayrıntı da biraz onunla ilişkilenerek. Tabii son derece modernist referanslar var. Barbara Hepburn'un heykelleri vesaire. Yani bu konuşmanın başlığını koyarken aslında Burçak Bingöl'ün bu son çalışmasından ilham alarak bir taraftan eğreti, kendi kültürel mirasımıza bakışımızın ne kadar eğreti olduğunu, hafızayla ilişkimizin ne kadar hem kendi hafızamız hem de merakla ilişkimizin ne kadar eğreti kaldığını ama bir taraftan da yani Burçak'ın o kadar güzel bir araştırma ve üretim süreci var ki yani bunlardan böyle şikayet edip söylenmek ve kendi kendimize sürekli biz bunu yapmıyoruz gibi değil ama bizim böyle hata, kusur olarak gördüğümüz bir takım problemlerin aslında ne kadar da yaratıcı süreçler olarak çalışabildiğini, işleyebildiğini, bunun mümkün olabildiğini görmek bence çok ihtiyacımız olan bir şey, daha çok belki de düşünmeliyiz. Sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa belki size de vakit ayırabiliriz veyahut soru olmak zorunda değil. Belki de paylaşmak istediğiniz bir şeyler vardır. Eminim sizin de hayatınızda yakın geçmişinizde kaybettiğiniz bir takım böyle kültürel miraslar vardır. Acaba sizin ilişkinizde nasıl oluyor bu? Çok teşekkürler Burçak. Rica ederim. Çok keyifli oldu yani. Evet. Benim için de yeniden görmek. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
içinde kalan. Ama şunu çok da söyleseydim hay Allah. Üretmeye devam ediyorum artık. Evet, çok keyifli. Sergilerle hakikaten söyleyeceklerimi. Gurur verici gerçekten. Söyleyeceğim. Ama şimdi şeyi söyleyebilirim. Bu sergiyi Ankara'da gösteriyoruz. Çünkü Ankara'yla çok ilişkili bir sergiydi. Ve beni de aslında Ankara, İstanbul ve sonra işte Cornwall, İngiltere'nin bir ucunda bir şey tamamlanmış oldu. Çünkü orası evet. da bu arada modernizmle çok özdeşleşmiş bir yer St. Ives. Dolayısıyla Ankara hikayesini de yeniden çekmiş oldu. O nedenle Türkiye'de ilk orada göster, yani Ankara'da göstermeliyim diye düşündüm. Şimdi Ekim ayında bir proje üzerine çalışıyoruz. Ankara'da görünecek bir evet. kısmı en azından. Biz bir de Türkiye'de şöyle bir durum var. Bana bu kültürel milliyetçiliğin, kültürel muhafazakarlığın bir versiyonu, bir uzantısı gibi de geliyor. Hmm. Hani yıllardır mesela Türkiye'de üretim yapan bazı sanatçılar, yazarlar, düşünürler, akademisyenler mesela yurt dışında bir şey yaptığı zaman, takdir gördüğü zaman birden burada kıymet bulmaya başlıyor. Hmm. Ve biz aslında Türkiye'ye yurt dışından giriyoruz. Yani böyle bir durumumuz var. Bu da hani ilk başta yani hani o bu araba sevdasındaki neydi? Mihruz Bey. Mihruz Bey'in bakışı. Bir taraftan da hala yani bu romanların hayatımızda ne kadar modern, ne kadar çağdaş eserler olduğunu da hatırlatması evet. bakımından da bunu da küçük bir not olarak düşmek evet, isterim. Doğru. Belki biraz bunu da düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Doğru. Galiba yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bundan sonra sonbaharda devam edeceğiz. Bizi izlemeye tekrar devam edin diyeyim. Ne diyeyim? Teşekkürler Burçak. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.